İyi günler. Son dönemde alınan kararlarla sosyal yardım uygulamalarında önemli değişikliklere gidildi. Yürürlükteki bazı sosyal yardım uygulamalarında kapsam genişledi, ödeme miktarı artırıldı ve yeni bazı sosyal yardım ödemeleri devreye alındı. Bütün bu konulardaki ayrıntıları konuşacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de yayına katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Başlarken de ben vurguladım. Sosyal yardımlarda kapsamın genişlediği, ödeme miktarlarının arttığı, yeni sosyal yardım kalemlerinin devreye girdiği bir süreçteyiz. Türkiye Aile Destek Programı ile başlamak istiyorum. Şimdi bu program kapsamında ne tür yenilikler oldu? Sadece rakamlarda mı bir değişiklik var yoksa sosyal yardımlara ilişkin temel yaklaşımın da değiştiği bir yeni süreçte miyiz? Gayet tabii. Şöyle izah edeyim Ahmet Bey. Bizim sosyal yardım mevzuatımız iki kanuna dayanır. Sosyal yardım uygulamalarımız daha doğrusu 3294 sayılı Sosyal Yardımlar Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu. Bu kanunlarda tanımlanmış sosyal yardımları ancak vatandaşımıza ulaştırabiliriz. Ana kanun gayet tabii 3294 sayılı kanun. 3294 sayılı kanundaki genel sistematik şöyledir. Özetlemek gerekirse kişinin yoksul olması, yoksulluğun sınırı da gruplara göre değişmekle beraber genel olarak ifade etmiş olayım. Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden aşağıda olması. Bu yoksulluk sınırımız, evet. Yasayla belirlenmiş yoksulluk sınırı. Bunun dışında ayrıca işte engelli, yoksulluk artı engellinin olması, yaşlının olması, eğitime erişiminin desteklenmesi gereken çocukların olması ya da işte diğer diyelim bizim sosyal yardım başlıklarımızdan eşi ölmüş bir, evet, kadın olması, eşi askere gitmiş bir kadın ya da işte asker çocuğu gibi uyguladığımız sosyal yardım kalemleri de böyle bir genel sistematik var. Fakat biz sosyal yardımların sosyal devlet olma ilkesi gereği sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim 20 yıldır da yaptığımız uygulamalar ve çeşitlendirdiğimiz sosyal desteklere baktığımızda bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Aile destek programımız bu anlamda üretilen sosyal refahın toplumun çeşitli kesimlerine sadece kanunda tanımlananlar değil onların biraz daha kapsamının genişletilerek çeşitli kesimlerine ulaştırılması da bu anlamda işte sosyal devlet olma ilkesinin ve üretilen değerin bu sosyal refaha yeterince erişemeyen gruplara dağıtılmasının bir anlamda bir toplu hali olmuş oldu. Bakın şunu ifade edeyim. Bizim 2002'de başladığımızda 4 kalem sadece sosyal yardım başlığı var. Şu anda 49 ayrı başlıkta. İrili ufaklı yani değişen miktarlarda şimdi bunlardan bir kısmını zaten konuşacağız. Evet. Temel hareket noktamız şu, bunu söyleyeyim lütfen. Kişinin doğumundan ölümüne kadar hayatının herhangi bir noktasında devletin desteğine ihtiyacı olabilir. İhtiyacı olduğunda biz oradayız. Ve bütün bu yaptığımız sosyal yardımların her birisi muhakkak ön araştırması, ihtiyaç araştırması, fizibilitesi yapılarak oluşturulmuş başlıklar. Türkiye Aile Destek Programımızda bunlardan birisi. Detaylarını dilerseniz paylaşın. Şimdi sen bakın burada bahsettiğiniz bu yaklaşım değişikliği çerçevesinde geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir haber üstüne de soruyorum. Bu asgari ücretin 1/3 limitli hane geliri sınırı rakamı değişti mi? Yani bu daha yüksek bir asgari ücretin 1/3'ünden daha yüksek geliri olan hanelere de sosyal yardıma mı başladık? Yani bir yaklaşım onu, evet, mu getirdi? Evet. Tabii o ölçü orada duruyor, evet, ama Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu anlamda Türkiye Aile Destek Programı'yla kapsamı genişlettik. Evet. Nasıl genişlettik?
Bir, normal şartlarda bordrolu çalışanların desteklenmesi söz konusu değil. Biz eğer hane içerisindeki gelir değerlendirmesinde bu ölçütleri tutuyorsak bordrolu çalışanları destekledik. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Kamu işçilerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlarda oldukça genişledi. Evet. Yeni yaptığımız ikinci destek paketinin açıklanmasıyla beraber çocuk destek bileşeni sağladık. Ayrıca elektrik tüketim evet. desteği sağladık. Hı hı. Bu anlamda hem yararlanıcı sayısı hem de destek miktarı artmış oldu. Şimdi hem çocuk destek bileşenini hem bu enerji desteğini ayrıca konuşacağız. Ama bu yaklaşım değişikliği bize anladığım kadarıyla şöyle bir süreçle tanışmamıza vesile oldu. Eğer ihtiyaç kapsamında olduğu tespit edilirse çalışanların da sosyal destek aldığı bir süreç başladı. Tabii ki, tam olarak öyle. Türkiye Aile Destek Programı'nda ödemeler ne kadar sürecek? Yani burada kapsam genişledi derken o da değişti mi? Gayet tabii. Şimdi bizim sosyal yardımlar başlığında zaten yaptığımız desteklerin bir kısmı sürelidir. Belirlenmiştir. 6 ay, 1 sene, 3 ay veya defaten olabilir. Bir kısmı da süreklidir. Mesela sürekli engelliliği söz konusu olan engellilerimize yaptığımız, vatandaşlarımıza yaptığımız destek bu kapsamda. Sürekli destek. Yaşlılık geri dönmeyeceğine göre sürekli destektir gibi. Türkiye Aile Desteği birer yıllık dönemlerle, periyotlarla programlanmış bir çalışma. Dolayısıyla o süreç içerisinde ihtiyaç analizi, ihtiyaç grupları tespit edildikten sonra bir genel program oluşturuyoruz. Bu programımızın bir yılın sonunda aslında bir geri dönüşümünü toparlamış olacağız. Ve inşallah ondan sonra yeni durumlara göre sosyal yardımlarımız güncellenmiş olacak. Şu anda 15 milyarla başlamıştık biliyorsunuz. Evet. İki ödemesini yaptık. Üçüncü ödemeler de başlıyor. Bunu da buradan vatandaşlarımızla paylaşmış olayım. 15 milyarla başlamıştık. 25 milyar artışla şu anda Türkiye Aile Destek Programımızın toplam bütçesi 40 milyar lira. 450 ila 600 lira arasında biraz önce bahsettiğim gibi yani hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının oranlamasıyla 450'den başlayarak 600'e kadar veriyorduk. Bu miktarda yükselttik. Şu anda 850 ila 1250 lira arasında desteklemiş olacağız. Aylık her ay yaptığımız. Çocuk destek bileşenimizde de yine aynı şekilde 450'den 650 liraya kadar. Burada bir iki çocuklu hanelere 350 lira. Bunu ikinci fazda hayata geçirdik. Üç çocuklu hanelere 450 lira. Dört çocuklu hanelere 550. Beş ve daha üstüne de 650 lira olacak şekilde destekliyoruz. Elektrik tüketim desteği çok önemli bir başlık bu yeni fazda açıkladığımız. Çünkü elektrik tüketim desteği normal şartlarda sürekli sosyal yardım yararlanıcılarımıza sağladığımız bir yardım. Ama biz bunu Türkiye Aile Destek Programı'na da bir yıllık dönemede aldık ve bu kapsamda sosyal yardım yararlanıcısı olan vatandaşlarımıza 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlamış olacağız. Sayın Bakan, siz biraz önce değindiniz, girdiniz ama bir tam tarih almak açısından bu Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Başlayacağız. Tabii başladık hatta. Yani bu hafta itibariyle başlıyoruz ödemeler, üçüncü faz ödemeler. Peki şu anda kaç haneye yardım yapılıyor? Yani bugün itibariyle Türkiye Aile Destek Programı'na dahil olanların sayısı ne oldu? 2 milyondan fazla şu anda Ahmet Bey. İlk ödememizde 831 bin aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık. 427.9 milyon lira ödedik. Eylül'de ikinci ödememizde 1.6 milyon hane. Evet. 882.7 milyon ödedik. Bu ayki ödememizde 2 milyondan fazla vatandaşımız.
Çünkü başvuruların doğrudan doğruya bütünleşik sosyal yardım sistemimiz üzerinden değerlendirilmesi, kişinin gerçekten sosyal yardım ihtiyaçlısı, yararlanıcısı olup olmadığının sistem üzerinden tespiti yapıldıktan sonra tabii ki hak ediş, hak sahipliği doğuyor. Dolayısıyla bu ayki ödemede de 2 milyondan fazla haneye 1 milyarı aşkın bir desteğimiz olacak. Evet. Şimdi kapsam genişledi demiştik. Onu somutlamak adına belki vurgulamakta fayda var. İlk ödeme ile üçüncü ödeme arasında baktığımızda iki katından fazla artmış bir hak sahibi söz konusu. Doğru. Şimdi siz rakamları verdiniz. Bu çocuk destek bileşeni ile ilgili yeni programa dahil edilen bir sosyal yardım. Şunu sormak istiyorum. Bu çocuk destek bileşeninden sadece hali hazırda sosyal yardımdan faydalanan aileler mi yararlanabilecek? Yani Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanan aileler. Onlara Türkiye Aile Destek Programı'nın işte kapsam genişledi derken ifade ettiğimiz şey çocuk bileşeni, elektrik tüketim desteği. Dolayısıyla bunlar ve tabii miktarların artması 450, 850'ye, 600, 1250'ye yükseldi. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi çocuklar konusunda yine bir destek. Aslında geçtiğimiz günlerde de konuşulan konulardan anaokulu desteği. Bu anaokulu destek ödemeleri ne zaman başlayacak ve bundan yararlanma koşullarını belirlediniz mi? Evet, gayet tabii belirlendi. Anaokulu destek programımız da yine şunu hemen prensip olarak hatırlatayım. Çünkü biz sosyal yardımla alakalı açıkladığımızda bu herkesi kapsıyor gibi algılanıyor. Bizim sosyal yardım uygulamalarımız programın başında da ifade ettiğim gibi 3294 sayılı kanun kapsamına giren vatandaşlarımıza ilişkindir. Anaokulu desteğimiz de aynı şekilde 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç olan vatandaşlarımızın çocuklarına ilişkin. Çünkü şunu biliyoruz, daha doğrusu şunu tespit ettik Ahmet Beyciğim. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız o küçük aidatlar, anaokulu ödemelerini yapamadıkları veya yapmak istemedikleri için çocukların erken okullaşması gecikiyor. Dolayısıyla biz bunu doğrudan doğruya üzerimize aldık bakanlık olarak. Milli Eğitim Bakanlığımızla da ortak bir çalışma yaptık. Anaokuluna çocuğunu kaydettiren vatandaşlarımız, 3294 kapsamındaki vatandaşlarımız başka hiçbir şey yapmıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız gelen sayıyı bize bildiriyor. Biz doğrudan doğruya onların ücretlerini Milli Eğitim Bakanlığımızın hesabına yatırıyoruz. 3-5 yaş aralığındaki çocuklar için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. İlk kez uygulanan bir program sizin de ifade ettiğiniz gibi ve ilk ödemeyi de bu hafta yapacağız. Artık zaten haftanın neredeyse sonunda olduğumuz için bugün veya yarın ödemeler hesaplara geçmiş olacak. Bununla alakalı, bu programla alakalı öngörümüz 1 milyon çocuğa kadar destekleyeceğimiz ve bununla alakalı da yaklaşık 500 milyona kadar da kaynağımızı ayırdık. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını kaydettirmeleri lazım. Bu kadar. Başka hiçbir şey beklemiyoruz onlardan. Bu vesileyle de okul dönemi de açıldığı için sizin aracılığınızla da çağrısını yapalım. Lütfen anaokulu yaşındaki çocukların okullaşmasına biraz özen gösterelim. Peki. Önemli. O yüzden tekrar edip diğer soruma geçeceğim. 1 milyona kadar çocuk için 500 milyon liraya kadar bir bütçe ayrıldı. Anaokulu desteği verilecek. Ailelerin ilave bir başvuru yapmasına gerek olmadan sadece anaokuluna kaydettirmeleri bu destekten yararlanmak için yeterli olacak. Şimdi Sayın Bakan, siz halihazırda da o sayıyı da vereyim müsaade ederseniz. 327.992 çocuğumuz anaokulu ana sınıfı desteğinden faydalanıyor. Evet. Biz bunu 1 milyona kadar öngörüyoruz eğer başvuru olursa. Peki. Şimdi siz elektrik desteğinden biraz önce bahsettiniz ama doğalgaz tüketim desteğinde de yenilikler var, rakamlarda artış var. Bir onu sormak istiyorum. Yani destek miktarı, yararlanma koşulları
Bir de doğal gaz altyapısı olmayan yerlerde de kömür yardımının devamına ilişkin sorum olacak. Aslında doğal gaz ve kömürü ısınma yardımı başlığında değerlendirebiliriz. Çünkü kömür yardımını biliyorsunuz çok uzun zamandır ısınma yardımı olarak yapıyoruz. Fakat doğal gaz altyapısının oluştuğu yerlerde doğalgaz desteğinin hem çevre kirliliğinin önlenmesi anlamında hem vatandaşımızın konforunun artması anlamında daha uygun olacağını değerlendirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla yaptığımız çalışmada Sayın Bakanımızın da çok önemli katkısı var gerçekten. Hemen bir projekte ettikten sonra doğalgaz tüketim ısınma desteğini doğalgaz tüketim desteği olarak hak sahipliği gerçekleşen yerlerde yapabileceğimizi söyledik. Burada şöyle bir sistematik yaptık Ahmet Bey. Bir ısıl harita oluşturduk. Türkiye'nin en soğuk yerinden en sıcak yerine kadar. Orta noktamız Tokat, tam orta barem. Evet. İşte en soğuk yerler Iğdır ve Ardahan'dı yanılmıyorsam. En sıcak noktada Antalya'ydı aklımda kaldığı kadar. Bu ısıl haritaya göre 450 ve 1150 arasında değişen miktarlar ama miktarları arttırdık yeni dönemde. 950 ila 2500 lira yani en sıcak yere 900, en soğuk yere de 2500 lira olacak şekilde kademe kademe verdiğimiz destekler var. Mart-Nisan ayında ilk ödemelerimizi yaptık. İkinci ödemeyi Ekim-Kasım aylarında yapacağız. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Bu programda bir yenilik normal şartlarda doğalgaz tüketim desteği ev sahibi yani orada oturduğunuz işte o aboneliğin sizin adınıza olduğu gibi bir takım şartlar vardı yasadan kaynaklanan ama bu kapsamı biraz genişlettik. Kiracılar da ihtiyaç sahibi kiracılar da buna başvurabilecekler, dahil olabilecekler. Kişi faturasını, doğalgaz faturasını PTT'ye götürerek doğrudan doğruya tahsil etme imkanına sahip olacak. Doğalgaz tüketim desteği için 3 milyar liralık bir kaynak ayırdık. İlk ödemede de 331 bin haneye toplam 114.2 milyon lira ödemişiz. İkinci ödemelerde işte artık sayılar belirlendi. Evet, Ekim-Kasım aylarında sayıyı belirledikten sonra kömür yardımımızla alakalı da müsaade ederseniz vatandaşlarımızı bilgilendirelim. Ocak-Eylül arasında 2022 Ocak-Eylül arasında 656.070 ton kömür dağıtmışız. 2 milyon haneye 1.791.236 ton kömür desteği vermeyi hedefliyoruz. 2003 yılından programın başladığı 2003 yılından 2021 yılına kadar da 34 milyon ton kömür dağıtmışız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza. Peki. Sayın Bakan, şimdi bir önceki kabine toplantısında bu son olan değil de ondan öncekinde bir ulusal hane ziyareti programından söz edildi. Onu sormak istiyorum. Ulusal hane ziyareti programı hangi amaca yönelik bir çalışma pratiğiyle geliştirildi? Ne hedefliyorsunuz bu çalışma sonrasında? Ulusal hane ziyareti bizim bu dönemde en önemsediğimiz çalışmalarımızdan birisi. Çünkü Ahmet Bey biz bakanlık olarak sosyal hizmetleri genel olarak hem sosyal yardım hem sosyal hizmetlerimizi talep odaklı olmaktan arz odaklıya çevirdik. Ne demek bu? Vatandaş kendisinin gelip benim şöyle bir ihtiyacım var bana bu konuda destek olun demesini beklemeden bizim aile sosyal destek programımız çerçevesinde ASTEP personellerimiz zaten yıllardır hane ziyaretleriyle vatandaşın hane içerisindeki işte ihtiyaç mı var, yaşlı mı var, engelli mi var, şiddet mi var, eğitime erişmesi gereken bir çocuk mu var, neyse durumu zaten tespit ediyorlar. Ve bakanlığımızın yapması gereken bir konuysa biz hemen devreye giriyoruz. Başkaca kurum ve kuruluşlarsa da oralar harekete geçiriliyor. Bu birincisi yaptığımız ilk bir çalışma başlığı. İkincisi sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla zaten sosyal yardım ihtiyaçlarının taranması ve tespiti söz konusu. Biz bu dönemde dedik ki iki ayrı birimin birbirine çok benzer belki bazen mükerrer olabilecek çalışmalarını birleştirelim.
Yaklaşık 10 bin sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı personelimiz, 5 bin de ASTEP personelimiz, 15 bin personel. Tek bir soru formu, çünkü biz gittiğimizde her bir birim kendi soru seti vardı. Tek bir soru seti oluşturduk ve o hanede engel durumu, ihtiyaç durumu, kişi sayısı, efendim işte eğitimle ilgili durum, her ne varsa bir genel değerlendirmesini yapalım. Hedefimiz 26 milyon yaklaşık ülkemizdeki hane sayısı. 26 milyon haneye girmek ve genel panoramayı tespit etmek. Bir veri seti oluşacak ve bundan sonra yapacağımız sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının da altyapısı, zaten elimizde ciddi bir veri var ama olmayan kısmını diyelim, tamamlanması gereken kısmını bununla tamamlamış olacağız. Çünkü şu ana kadar daha çok ihtiyaçlı kısımlar, dezavantajlı kesimler ziyaret edilmiş bir veri seti oluşturulmuşken, şimdi Türkiye'deki bütün 26 milyon bir gün belki sizin kapınızda çalar arkadaşlarımız inşallah. Dolayısıyla bütün hanelerle alakalı genel bir değerlendirme yapmış olacağız ve bundan sonraki sosyal hizmetlerimize, sosyal yardımlarımıza aslına bakarsanız bir altlık oluşturmuş olacağız. Tamamen çıkış noktası emek ve insan, emek ve mali kaynaklarımızı birleştirerek tek bir formda daha hızlı ve daha etkin bir saha taraması, hane taraması yapmak. Evet. Sizin önceki açıklamalarınızdan yola çıkarak aldığım notlar vardı, onlara bakıyorum. Bu çalışma, şimdi 15 bin personelden söz ettiniz ama yeni personel alımı olacak mı bu çalışma kapsamında özellikle? Bu çalışma kapsamında değil. Yeni personel alımımızı bir başka programımızda yapacağız. Vefa destek programımız. Onları hemen size arz edeyim. Şimdi sosyal yardımlarımızdan bazı başlıklar daha çok vakıfların proje olarak ürettiği ve bize işte böyle bir çalışma yapmak istiyoruz, bize kaynak oluşturur musunuz dedikleri çalışmalardı. Bunlardan ikisini biz şu anda ulusal programa dönüştürdük. Yani bu şu demek, vakıfları beklemeyeceğiz. Biz bakanlık olarak bütün Türkiye genelindeki il ve ilçelerdeki vefa projemiz, yaşlı vatandaşlarımızın desteklenmesi, bir de ulusal aşevi programımız. Bu da yine yemek desteği sağlanması gereken bölgelerde arkadaşlarımız gerekli fizibilite çalışmalarını yapıyorlar. Biz bunları oluşturduktan sonra vakıflarımıza bunlarla alakalı kaynakları hiç onlar daha talep etmeden doğrudan doğruya göndereceğiz. Diyeceğiz ki sizin bölgenizde diyelim işte 100 tane yaşlımız var. Öz bakımını yapabiliyor ama işte market alışverişinin yapılması lazım, evinin temizlenmesi lazım, ne bileyim işte camlarının silinmesi lazım vesaire. Bu kapsamda, vefa programımız kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların temel zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3500 kişi istihdam edeceğiz bu yıl içerisinde. 2023 içerisinde de yine 7000 kişiyi istihdam etmiş olacağız dönemsel olarak. Peki. Selim Bakan, şimdi bu son kabine, bu haftaki toplantıdan sonra tahmin ediyorum bütün üniversite öğrencilerinin ayrıntısını beklediği bir konu var. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Evet. Yılda iki kez ulaşım desteği olarak biliyoruz. Ama diğer ayrıntılarını size soracağım. Tabii ki. Nasıl olacak bu uygulama? Hangi şartlarda öğrencilere ne kadarlık bir ulaşım desteği sağlanacak? Evet. Yine hemen hatırlatayım. Çünkü bizim başka türlü davranma şansımız yok. Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bunu söylemediğimizde herkes kapsadığı gibi algı oluşuyor. O yüzden onu biraz altını çizmek istiyorum. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir program. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin, tabii Türk vatandaşı bu vatandaşlarımız, sosyal yardım faydalanıcılarımız zaten. Üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak. Ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda iki defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımız ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar onların ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz. 500 lira tek yön mü?
Evet. Yani yılda iki kez olunca toplamda 2000 liraya denk gelen bir yardım. Her bir bilet için 500 lira. Yılda iki kere olursa 1000 lira. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Hı hı. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi biraz daha belki netleştirmek için öğrenciler ama bu 3294 sayılı sosyal yardım yararlanıcısı ailelerin çocukları olacaklar. Lisans öğrencisi olacak. Lisans öğrencisi 25 yaş altı olacak. Evet. Aileden uzakta eğitim gördüğünü belgelemiş olacak. Ulaşım biletini bize ailesinin yaşadığı, yaşadığı yerde. Peki geri dönüşte bunu nasıl sağlayacak Sayın Bakan? Geri dönüşte tekrar biletini ibraz etmek şartıyla gayet tabii ödenecek. Her seferinde tek yön için 500 lira. Yılda iki kez. Evet. Peki. Bu da oldukça önemliydi. Evet. Şimdi Sayın Bakan, bütün bunları kalem kalem konuştuk ama bu sosyal yardımlar konusunda sıkça gündeme gelen bir tartışma var. Belki bunu sosyal yardım muhtaçlık tartışması olarak özetlemek mümkün. Siz örneğin hükümet olarak daha çok vatandaşa daha yüksek miktarda sosyal yardım yapıldığına dair verileri açıklıyorsunuz. Ama muhalefet tarafından ya da çeşitli toplum kesimleri tarafından bu durum daha çok vatandaşın ihtiyaç sahibi, sosyal desteğe muhtaç haline geldiği yoksullaştığı eleştirileriyle karşılanıyor. Ne dersiniz bu eleştirilere? Yani bu sosyal yardımlar konusunda temel felsefe, yaklaşım ne olmalı ve siz bu meseleye rakamlarla değerlendirme çerçevesinde bunun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hemen söyleyeyim. 2000'li yıllar öncesi Türkiye'de sosyal devlet olma hali adeta bir kızıl elmaydı. Hı-hı. Hepimiz o dönemi çok iyi hatırlıyoruz. Yani işte sosyal devlet nasıl olur, hangi hakları sağlar, ne tür imkanlar sağlar, ihtiyaç nedir? İşte hatta gelişmiş ülkelerle ilgili ya doğar doğmaz hesabına para yatırılıyormuş falan gibi böyle çok tartışmalar, konuşmalar yaptığımız dönemleri hepimiz hatırlıyoruz. Bizim şu anda yaptığımız şey tam bir sosyal devlet refleksi. Kimsenin yoksullaşmasıyla alakalı değil. Tam tersine bakın. Demin söylediğim şey çok önemli. Biz sosyal yardım mantığını temelden değiştirdik. Paradigma değişti. Yani nedir o? Efendim işte benim engelli bir çocuğum var, bunun eğitime ihtiyacı var ya da bunun efendim işte bir takım engeliyle alakalı ekipman desteğine ihtiyacı var, kapı kapı dolu. Hayır, biz normalde vatandaşımızın ayağına kendimiz gidiyoruz, ihtiyacı kendimiz tespit ediyoruz ve ondan sonra destekliyoruz. Bakın Ahmet Bey, bizim sosyal yardım yararlanıcılarımızın %82'si istihdama katılamayacak insanlar. Engelliler, yaşlılar ve çocuklar. Geriye kalan %18 istihdama katılabilir grup. O da zaten dönemsel ihtiyaç demektir bu. O da zaten İşkur'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde istihdama katılabilecek olan yaş, cinsiyet durumuna göre, eğitim durumuna göre, zanaati varsa vesaire neyse ona göre istihdama yönlendiriyoruz. Bu şu demek, bizden önce sosyal yardım ihtiyaçlısı olan vatandaşın %82'sinin herhangi bir şekilde devlet tarafından sosyal devlet mantığıyla desteklenmemesi demek. Dolayısıyla kimse efendim işte milleti yoksulla bunu diyorlar. Ben siz nezaketen sormadınız ama ben söyleyeyim. Milleti yoksullaştırdınız, yaptığınız yardımla mı övünüyorsunuz? Hayır. Bu yoksullaşma değil. Bu tamamen sosyal devlet olmanın gereği olarak istihdama katılamayacak. Hayatını insanca, insan onuruna uygun bir biçimde idame ettirmesi gereken vatandaşlarımıza sağladığımız desteklerdir. Ve bunu da işte her geçen gün kapsamını
genişleterek devam ettiriyoruz. Bizim sosyal yardım anlayışımız lütuf değildir. Evet. Hak temelliliktir. Bu ülkenin vatandaşı olan herkesin insanca yaşamaya hakkı vardır ve biz de hükümet olarak bunu temin etmeye çalışıyoruz. Bundan daha doğal ne var? Bakın şunu da söyleyeyim. Sosyal yardımlarımız son derece nesnel, son derece şeffaf, son derece ölçülebilir kriterlere tabi. Ve bütünleşik sosyal yardım sistemi dediğimiz sistemimiz dünyada ödül almış bir sistemdir. Bunları paylaşıyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının entegre olduğu bir haneye hangi noktadan ne kadar gelir giriyor? Bizim girdiğimizde bunu gördüğümüz ve buna göre ölçümleme yaparak konuşmanın bir noktasında da söyledim biliyorsunuz işte. Hı hı. Öncelikle sistem bir tarıyor, ihtiyaçlı mı değil mi görüyor. Ondan sonra kişinin gayrimenkulü var mı, menkulü var mı vesaire. Hepsini o sistem üzerinden görüyorsunuz ve değerlendirmesini yapıyorsunuz. O anlamda sosyal yardımlarımızla alakalı kaldı ki yoksullaşma tartışmasına girdiğinizde 2002'de kişi başı düşen milli gelir 3000 dolar yaklaşık. Bugün ekonominin dalgalanmış olduğu zamanlarda bile 8000 9000 dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten totalde de bir yoksullaşmadan bahsetmek mümkün değil ama bizim sosyal yardım yararlanıcılarımızla alakalı durum zaten apayrı bir durum. Peki. Sen bakın aslında süremizi tamamladık gibi ama şunu da sormak istiyorum son bir soru olarak. Belki hızlıca bir değerlendirmiş oluruz. Şimdi başörtüsü için bir yasal zeminde hak temeli oluşturma girişimi ve bununla başlayan süreçte anayasa değişikliği Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği. Burada bu anayasa değişikliğinin bir ayağının da aile olacağına yönelik kamuoyu gündeminde bir değerlendirme tartışma var. Aile konusunda anayasayla adım atılması planlanan bir düzenleme var mı? Yani burada bir kanaat oluştu mu? Şöyle evet bu konuda bir çalışma yapıyor Adalet Bakanlığımız ve biz de dahil olduğumuz bir konu. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti hükümetlerinin bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aile konusundaki hassasiyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok böyle net ve keskin bir biçimde ailenin desteklenmesiyle alakalı 20 yıldır AK Parti iktidarları dönemlerinde yaptığı çalışmalar, verdiği mesajlar çok açık. Dolayısıyla bunu bir anlamda anayasayla biraz daha bu konudaki duruşumuzu görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada anayasal bir tahkimat yapmaya çalışıyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir çalışma var ama detayları henüz netleşmediği için onları paylaşmasam daha iyi olur. Peki. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz sorularınızı yanıtladığınız için ve yayına katkınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, son dönemde alınan kararlarla kapsamı genişleyen, ödeme miktarları artan sosyal yardımları detaylı bir şekilde konuştuk. Bazı sosyal destek uygulamalarında son dakika gelişmesi olarak duyurabileceğimiz bilgiler, yenilikler var. Hemen çok kısa onları toparlayarak kapatayım. 1 milyon çocuğa kadar 500 milyon lira toplam tutarda anaokulu desteği ödemeleri bugün yarın başlıyor. Üniversite öğrencilerine yılda iki kez sağlanacak ulaşım desteği konusunda ayrıntılar netleşti. Sosyal yardım, sosyal destek ihtiyacı kapsamındaki yaklaşık 150 bin öğrenci 25 yaş altı ve lisans öğrencisi olmak kaydıyla yılda iki kez ailelerinin bulunduğu merkezlere gidiş dönüş biletleri her bilet için 500 lira olacak şekilde bu yıl için bu rakam geçerli. Kesinleştirildi. 2023'te de 750 lira olacak şekilde uygulanacak. Bütün bu ayrıntıları konuştuk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sorularımızı yanıtladı. Tekrar görüşmek dileğiyle.